Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yani senin şu güler yüzünü görmek için bugünkü programımı iptal ettim. Çok teşekkür ederim Sayın abi. Vallahi sizler Türkiye'nin, Kadir'in, Osmaniye'nin gözü kulağısınız. Sizler olmazsa adalet de olmaz. Teşekkür ederim. Bütün pislikleri, yolsuzlukları, olumsuzlukları ortaya döken sizlersiniz. Eyvallah. Allah sizlerden razı olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Ömrümüzü de uzun etsin Cenab-ı Allah'ım. Sayın Fatih'cim hoş geldin. Kusura bakma abi. Estağfurullah canım. Abi sizin bir program olunca. Gerçek Müslümanlar buyurun. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Teşekkür ederim, sağ ol. Boltuk diyorsa verin. Soğumasın yengem, soğumasın. Sen ne dedin? Yok, siz ödettirirseniz bir tane abi. Sevgili izleyiciler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle tabii ki ilçemizde değerli insanlar gazetecilerimizi, çalışan gazetecilerimizi de hatırlıyorlar. Dün belediye başkanımız Sayın Doktor Ömer Tarhan hatırlamıştı. Bugün de ilçemizin en önemli merkezlerinden Bellona showroom'da tabii ki değerli insan burada bizi şey yaptılar, ağırladılar. İrfan Kederoğlu tabii ki halktan geleni halk ile bölüşen, halk ile paylaşan bir değerdir kendisi. Ondan dolayı da biz de kendisine teşekkür ederken burada kendisinden bu kutlama mesajını alacağız. Hemen yanına geçiyoruz şuradan. Değerli arkadaşlar, halkımızın gözü kulağı olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerin eksikliğini göstermesin, ömrünüzü de uzun etsin. Bugün sizinle beraber olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Allah razı olsun. Önümüzdeki yerel seçiminde devletimize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sizlerden tekrar Allah razı olsun. Önümüzde pazar günü de kandilimiz var. Onu da kutluyorum. Bütün Türk milletinin kandili hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Tabii ki sevgili izleyiciler, bu değerli insan her zaman gazetecilerin yanında olmuştur. Her zaman bizlerle beraber olmuştur. Onun için kendisini bizler de seviyoruz. Kendisine sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Bol kazançlar diliyoruz. Evet, yine Gazeteciler Cemiyetimiz Başkanı Sayın Muzaffer Yüksel Kaya ne söyleyecek? Buyurun başkanım. Şunu söylemek isterim. Burada bugün çok renkli bir şey var. Kalabalık var. Gazetecilerden oluşan. Hemen
internet gazetecisi. Evet, tüm arkadaşların yani. Hemen hepsi burada diye görüyorum. O muhtemelen İrfan Bey'in şahsında değerlendirmek lazım. Ben konuşmayacağım. Çünkü iki tane de duayenimiz var burada. Bizim yerimize bugün onlar konuşsun. Bir şeyle konuşalım. Bir de Hacı amcayı konuşturalım. Evet. İnşallah. Evet, yani. Evet. Selahattin Bey'le birlikte. Onların alalım. Onlar bize çünkü yıllardır gazeteciliğe hizmet vermiş kişiler. Hemen tabii ki Selahattin Bey bu hususta ne söyler? Hemen kendisi uzun ömürler diliyoruz. Sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Bir iki operasyon geçirdi inşallah. Bundan sonra da iyi olacak diyoruz. Buyurun. İnşallah. Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla şehrimizin büyük iş adamı ve siyasetçisi İrfan Kederoğlu'nun daveti üzerine gazeteci arkadaşlar burada toplanmış bulunuyoruz. Gazetecilerden İrfan Bey'in davetine yoğun bir ilgi gördüm. Bundan da memnun oldum. İrfan Bey'e şahsım ve gazeteci arkadaşlar adına teşekkür ediyorum. İş hayatında ve siyasi hayatında kendisine başarılar diliyorum. Arkadaşlarımıza da meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Çok güzel bir mesajdı. Ben de kutluyorum kendisini. Hemen şöyle. Beni de burada daha emekli olmamışken Merhaba gazetesiyle tanıştıran değerli bir insan var burada. Tabii ki o zaman ben emekli olmamıştım ama yazılarımı oradan İskenderun'dan gönderiyordum. Kendisi de harfiyen yayınlıyordu. Evet. Sayın Fazlı Uysak, buyurun efendim, ne söylersiniz? Şu gazeteciler gününde bizleri yalnız bırakmayan İrfan abiye verdiği yemek için kendisine teşekkür ediyorum. Arkadaşları da kutluyorum. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, tabii ki bu değerli insan İrfan Kederoğlu'na biz de hayatta hem başarılar diliyoruz işinde hem de sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. İnşallah biz elhamdülillah burada oldukça, kendi de burada oldukça hep beraber olmaya ilerideki zamanlarda da düşünüyoruz. Ve siyasi hayatında da başarılar diliyoruz. Kendisinin yaşı genç. İleride çok çeşitli yerlerde inşallah siyasi hayatta da görmek istiyoruz. Evet. Değerli arkadaşlar, sizlerin konuşması gerçekten beni çok duygulandırdı, çok etkiledi. Sizlerden Allah razı olsun. Tekrar Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Hepinize Allah sağlık, sıhhat, afiyetler versin. Teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, tabii ki biz de memnun oluyoruz. Dünya Çalışan Gazeteciler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle hatırlanmak hakikaten güzel şeydir. Evet sevgili izleyiciler, tabii ki burada kameraman Ender Demirci, ben Kadir Şanlı Türk. Kadirli TV, selamlar, saygılar efendim, hoşça kalın. Sağ ol Ender abi. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tekrar kutluyorum. Teşekkürler. Gazeteciler.